MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında gündeme ilişkin başlıklara değindi. Bahçeli'nin ilk olarak gündeminde Türkiye'nin büyüme performansı yer aldı. Türkiye ekonomisinin 2017 yılının tamamında %7,4'lük bir büyüme performansı yakalaması önemlidir, takdir ve tebrike layıktır. Büyümesine büyüdük, hatta dünya ekonomisinin %85'ini oluşturan G20 ülkelerinden daha hızlı, daha çabuk, çok büyüdük. Terör olaylarına da değinen Bahçeli, Türkiye temel hedeftir, tüm emareler buna işaret etmektedir dedi. FETÖ ölmedi, yaşıyor. Kripto damar çalışıyor. Çünkü proje sahipleri karşımızda duruyor. Bu proje olmadı, bir başkası devreye girer. O da olmadı, bir diğeri anında sökün eder. FETÖ borsası kuruldu sözleri ne anlama gelmektedir? Borsa kurulduysa hissedarlar, kurucular nerededir? Kar elde edenler hangi deliktedir? Eğer Pensilvanya'dan hain papaz bir gece yarısı yiğit bir Türk evladı tarafından kafasına çuvala geçirip alınırsa, sonra da okyanustan ya uçarak ya gemiyle geçirilir. Türk adaletinin önüne çıkarılırsa işte o zaman tüm proje sahiplerinin maskesi bir gün düşecektir. Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'in seçim güvenliği ordusu kuruyoruz sözlerini de sert bir dille eleştirdi. CHP'nin geveze ve gevşek bir grup başkan vekili 29 Mart 2018 sabahı ekranların sütçüsüyle katıldığı bir programda seçim güvenliği ordusu kuruyoruz diyerek aklının dibini dökmüştür. Bizim bildiğimiz ordu tektir ve milletin ordusudur. HDP ile, İP ile, PKK ve FETÖ ile el ele vererek seçim güvenliği ordusu kuruyorken teröristler de bu orduya sızdırılırsa CHP'nin tipi tip grup başkan vekili bunu nasıl telafi edecek? Ne diyecek?